Herkese selamlar, merhabalar sevgili ikizler burçları. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün 8 14 Temmuz haftasına özel sizlere niyet alarak, iyi niyetlerle, güzel dileklerle kahvemi içtim. Sizlerin niyetini kapattım. Her şeyi düşündüğünüz gibi olsun. Her şeyi planladığınız gibi, yüreğinizden geçtiği gibi olsun ama bütünün hayrına olsun tabii ki en en önemlisi. Bu güzel haftada her şeyler her şeyler her şeyler var. Yani görünüyordur zaten her yöne bir patlama durumu oldu. Yani biraz böyle korkutucu, korkutucu demeyelim de endişeli. Ya acaba olacak mı? ve oldu. Çok şükür ki güzel düşünmüyorduk zaten. Yeni bir başlangıç değil bu arada. Zaten düşünüyorduk biraz geçmişte olduğu için. Ve şimdi bununla ilgili balıklarımız, kısmetlerimiz geliyor. Hiç kendimizi üzmemize gerek yok. Zaten çok hani böyle fazla endişe değil de biraz da arkadaşlar sonucundan emin olamadığınız için bazı şeylerin ya da hayat size ne getirecek? Bunu çok fazla hani Planlarınız ve hayatın getirdiklerinin uyuşamayacağını belki düşündüğünüzden dolayı biraz böyle çekinceleriniz, endişeleriniz olmuş olabilir ama hiç merak etmeyin. Bakın görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 hele bir tanesi var ki kocaman. Böyle düşünceleriniz, planlarınız arka arkaya gelebilir ve bu tarafta bakın böyle diş gibi, sanki böyle birisine hani dişlersiniz, saat yaparsanız da böyle bir diş izleri çıkar ya, aynı onun gibi bir görüntü var. Genellikle diş evet akraba demektir. Ama ben burada daha çok şunu görüyorum. Sol tarafta olduğu için hani elmanın üstünde çürük olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Ya bıçakla kesiyorsunuz ya böyle ısırıyorsunuz oraya ve çöpe atıyorsunuz. Burası da öyle. Sıkıntı, problem, negatif insanlar varsa onların olduğu yeri ısırıp çöpe. Yani fırlatıp atıyorsunuz oraları. Diğer taraflarda çok temiz, çok düzgün, sınırlarınız belli. Nerede çalışıyorsun dediklerinde ıkmık yapmıyorsunuz. Bu. Kaç alıyorsun? Bu. Maaşım net. En basitinden bir alt düzey bir maaş var. Üstü değişebiliyor. Bunun gibi bir olayınız olabilir. Ya da dersiniz ki en azından nişanlıyız. Bakın ismi var. Yani arkadaş mıyız, değil miyiz, bilmiyorum diyeceğiniz bir şey yok. Yani bir şeyler artık böyle kanıtlı, net olmaya başladığı bir dönemdesiniz. Ben de diyorum elime bir şey geliyor şöyle şöyle yapıyorum getirene kadar şey oldu ama kalkıp da bakmadıydım ama evet biraz dışarıya bir taşma durumu var. Şimdi buraya baktığımda dimdik bir duruşunuz görünüyor. Bayağı buraya gelmek için yani bu konuma erişmek için e, mücadeleler verilmiş ve arkadaşlar sanki elinize böyle yapıyorsunuz da oradan yerden böyle duman mı çıkarıyorsunuz bir yerden birinin tövbe yani ruhunu mu alıyorsunuz? Bakın burada biri var. Ya da ondan böyle almak istediğiniz bir şeyler vardı. Onlara hükmediyorsunuz işte. Bu kişiyi düşürürsünüz. Ondan kalan yere siz geçersiniz. Ondan kalan insanla yani o kişiyi bakın aradan çıkartıyorsunuz. bu bir insan olabilir, durum düşünce olabilir. Belki çocuğunuzu birilerinin elinden kurtarıyorsunuz bilemiyorum. Ama bir şeyleri hükmettiğiniz kesin ve bakın bu sağ tarafta yani sizler bayağı baya yöneticisiniz. Burada da C U T Y harfleri kendisini gösteriyor. Bu C U T Y harfleri hanginizin adında varsa bir tanesi olsa da yeterli sevgili arkadaşlar bu harfler en başta C harfi duyum almak demektir. T harfi bir şeylerin artık zamanının geldiğini ve ilahi adalet zamanını, herkesin hak ettiğini alacağını anlatır. Hem sağda sizin için hem de temiz görünüyor. U harfi geri dönüş almak demektir. Yani bu kurum kuruluş olabilir. Birisinden cevap bekliyorsanız olabilir. Ya satın alacaklarda acaba ne oldu? Ne düşündüler diye düşünüyorsanız buralardan da geri dönüşler olabilir ve Y harfi biraz soru işaretleri varsa aklınızda çünkü fikir ayrılıkları olmuş olabilir. E, aynı anda iki seçenek arasında kalmış olabilirsiniz. Artık bu hafta e, dediğim gibi bir şeyleri hükmedebilme dönemine geldiğiniz için bir şeyler böyle elinizde var yani hani paradır, bir insandır. Siz nereye yönlendirirseniz o parayı oraya gidecek. Siz o insanı, evladınızı, eşinizi, partnerinizi, sevginizi ya da aileden birisi olsun nereye yönlendirirsiniz? Kariyeriniz olabilir. Nereye yönlendirirseniz o tarafa doğru gidecek. O yüzden bu dönemde artık bu soru işaretleridir. İki seçenek arasında kalma ya da seçeneksiz kalma gibi bir durum değil. Daha çok karar verme dönemi olarak görünüyor. Yani düşünceler, düşünme kısmını siz baya baya geçmişsiniz. Burada üç kişisiniz. At soyadlarda bir tane M harfi, bir tane A harfi, H harfi bayağı görünüyor yani. Bir tane de şurada bakın T'niz var. Yani az çok bu harfleri adında soyadında barındıran kişiler ve siz. E, sanki böyle ya saç saça baş başa değilsiniz bu arada. Yani güzel bir olay için birbirinize böyle çok yaklaşmışsınız. Hani düğünde oynarken, insanlar böyle karşılıklı oynarken birbirine doğru gelir yaklaşır ya. İşte böyle omuzlarını birbirine böyle değdire değdire oynar. Aynı onun gibi çok böyle dip dibe geldiğiniz bir şeyler var. Ama demek ki bir mutluluk olabilir. Yana yatık durduğunuz için konu normalde çok böyle dile getirilmeyen, her zaman konuşulmayan şey. Şimdi bebeğin doğumu, çocuk konusu. Ee, yıllarca bunu konuşmazsınız. Yani hayatın belirli bir döneminde evlilik, işte işe giriş. Her Allah'ın günü işe giriş konuşmazsınız. Yani ömrünüz boyunca. Yani mesela sağlık ömrü, ömrü billah konuşulan bir şey. Ama belli başlı olaylar var ki okul, üniversite, şehir değiştirme, ev değişimleri, taşınmalar, şu işte ameliyat. Yani bakın bu her zaman olmuyor. Böyle normalde olmayan ama biraz gündemleriniz dışında Yeni yeni kendisine gösterecek olan bir konuyla alakalı mutluluk vereceğini düşündüğünüz için dip dibe gelip yani biz bundan nasıl zaferle çıkabiliriz, biz buradan nasıl artı, temiz, düzgün işlere nasıl sıyrılabiliriz bu olaydan, nasıl hallederiz gibi bir konu konuşuyor olabilirsiniz ama bunu konuşmanızın sebebi de bir şeyler gelişmiş. Bu gelişen olaylar karşısında biz ne yapmalıyız? Bir sonuç açıklanır. Bir mal mülk konuları konuşulur. Birisi gelir. İşte ben malınızı satın almak istiyorum. Der. Ya acaba satmasak mı? Ya da satalım ya. Şu kadarı satalım. Yani dip dibe gelip bu ya da buna benzer olaylar konuştunuz. bir dönemdesiniz. Ve size daha güzel bir şey göstereyim. Şurayı görüyorsunuz. Şurada bir ok var. Ok bu tarafı gösteriyor. Sağı gösteriyor. Temiz bir ok. Yani şunu söylüyor. Sizlerin bir yönelimi var, bir yön belirliyorsunuz artık kendinize. Andan faydalanmaya çalışıyorsunuz, anı yaşamaya çalışıyorsunuz ve birçok burç sadece gelecek gelecek derken anı kaçırıyordu. Siz öyle değilsiniz. Ben 10 yıl sonra çok zengin olursam ne yapacağım? Ben şu an bunu düşünemem. Ben şu andaki şartlarımla, şu anda hayatımda olan insanla, şu anda aldığım eğitimimle, şu anki paramla, şu anki kilomla ya da insanlarla, durumlarla ne yapabilirim? Nasıl başa çıkabilirim? Biraz daha bunları anda düşündüğünüzü ve anı kurtarmaya, günü kurtarmaya çalışan bir yapınız var. Yani elinizdekiyle bir şeyler yapmaya çalıştığınız bir dönemdesiniz. Yönünüz biraz daha bu şekilde görünüyor. Ve burada ok olması sizin ilerleyeceğinizi anlatır. Yani ben bu insanla ilerlemeyeceğim diyorsanız evet yeni biri gelir ve onunla ilerleyebilirsiniz. Ya da hayatınıza artık elinizde kim varsa hani onları iyileştireyim, yamayım, yamayıp yamayıp kullanayım gibi bir durumunuz var. Yani çok fazla böyle değişime açık değil gibisiniz açık olabilirsiniz ama bunu yapacak maddi manevi güç kuvvet bir başlangıç olayı yoktur dediğim gibi okunuzun olması Evet bir gelişmeyi gösterir ama biraz daha dediğim gibi elinizdekilerle biraz hareket etme şey işte elimde böyle sağlık sonuçları var Ben bunlara dayanarak vitamin alayım biraz daha böyle bir durum var Şimdi buraya geldiğimde bir şeye böyle sırtınızı dayamışsınız. Oh keyif yapıyorsunuz yani maşallah diyelim. Ayın arkadaşlar net olarak 8'i görünüyor ama 8'i demek haşa bana kalmamış. 8, 18, 28 diyebiliriz. Adında soyadında B, E, C, L harfi olan birileriyle, birisi hatta birileri değil, biriyle. Sanki böyle yan yana aynı yerde yatıyorsunuz. Yatış demek biraz hani hastalık olayını değil daha çok tatil olaylarını işte izin alma bir şeylere bir süreliğine ara verme biraz daha kafanız rahat bu tarz bir olayı getiriyor. Ve sizler bu ofrendeki birileriyle gezersiniz, edersiniz, tatile çıkarsınız, beraber bir şeyler yaparsınız, gidersiniz, gelirsiniz. Biraz daha böyle bir olay olabilir. Yani bir yakınlaşma olayı olduğunu söyleyebilirim. Sadece şurada beyaz bir yılanınız var. Bazı sağlık değerleri fazla yükselebilir. Yani tam düşük olması da bazı şeylerin kötü ama burada biraz daha yükselebilir. İşte CRP değeriniz biraz yüksek çıkar. İltihap tarzı şeyler biraz belki yüksek çıkabilir. E, kolesterolünüz belki yüksek çıkar. Bunun gibi bir olay olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Sağda görünüyor. O yüzden kötü olarak bir şey söylemek doğru değil. Burada e, bir şeylerden kurtulup daha doğrusu birilerini geride bırakma durumunuz olabilir. Bu ister işte çocuğunuzun sınıf arkadaşları, akranları olsun, kendi akranlarınız, akrabalarınız, Arkadaşlarınız olsun dediniz ki hepimiz ikişer saat bir şeylerle uğraşacağız. Hepimiz her gün işte 5 birim parayı kenarımıza atacağız dediniz. Siz burada onlar 5 atabilir, ben 6 atacağım. Onlar 2 saat çalışıyor, ben 3 çalışacağım. Ya da kimse çalışmıyor mu? Umarım da değil. Ben biraz da olsa yapacağım. Yani sözleşmiş olmanıza rağmen belki onlardan daha önde olmak adına onları geride bırakıp ileriye gitmek adına evet böyle bir fazladan çalışma, fazladan maddiyat, fazladan eğitimler, fazladan işler, fazladan görüşmeler yapabilirsiniz. Yani çok fazla böyle sürüye ayak uydurmuyorsunuz da sürüden biraz ayrılan bir yönünüz var. Zaten ikizler burcusunuz. Evet bir tarafınız onlarla eşit gidebilir ama diğer taraftan onlardan farklı şeyler yaptığınızı söyleyebilirim. E, tabii ki grup varsa arkadaş grubu, bilmem ne çalışma grubu, diyet grubu vesaire. Evet bu arkadaşlarınızı uyarsınız ama onlar ne yapıyorsa körü körüne aynısını yapmazsınız. Çünkü onlardan daha fazla kilo vermek, onlardan daha başarılı olmak, onlardan daha ön planda olmak, onlardan daha iyi olmak işte partner konusunda, fizik anlamında, başka anlamlarda. Siz fazladan fazladan bir şeyler yapıyorsunuz. Açıkçası bu size bir şeyler kazandırıyor. Ama üçlü, ikili ve yedili zamanlarda bizim bu haftamızda hepsi yok. Mesela yedisi bu hafta yok. Demek ki ayın 17'si gibi biraz daha sen fazladan bir şey mi yapıyorsun? Sen bizden farklı ne yapıyorsun, bizden farklı ne yedin, ne yaptın, nereye gittin, fazladan para mı attın, bu nereden geldi, İşte dışarıdan şöyle böyle deyip ortamı belki yumuşatabilirsiniz. Çünkü diğer insanlardan bir farkınız olduğunu ortaya koymak istiyorsunuz. Sizin düşüncenize göre açıklamak gerekirse ben bir şeyleri fazladan, onlar 2 saat dedi, ben 3 saat yaptım, ben nereden bileceğim onlar 6 saat uğraşmadı. Bana 2 saat diyorlar. Belki 4-5 saat yapıyorlar. Hani onlardan geri kalmamak adına bayağı yoğun bir çabanız var. Ve bunun hakkında dediğim gibi konuşuyorsunuz. Bir de özel önemli bir görüşmeniz var. Özel dememin sebebi burada. Yani kimse görmesin, kimse bilmesin. Hemen bu olayı halledelim gibi bir olayınız olabilir. Çok temiz görünüyor. Bir de burada uzun duruyorsunuz. Burada biri siz arkadaşlar gelmiş sanki ayaklarınızın oraya kadar kapanmış. Siz onun için yanan bir mum gibisiniz. Yani lütfen sönme, ne olur sönme, ne olur bitme. Şey i̇şte hala beni aydınlatmaya, ışımaya ee, devam et. Seni işte daha yani çok böyle sizi hor kullanmış, kalbinizi hor kullanmış insanlar olduysa ya kullanmak dediğim hani burada kötü anlamda değil hani arkadaşlarınızı kötüye kullanmıştır mesela. İşte lütfen bitme çünkü siz onun için bir ışıksınız bir mumsunuz bir yerde bitecekti zaten ama e, bitme gitme sönme diye böyle bayağı ayağınızın dibine gelmiş yalvaran birisi var. Yani bir şeyleri bitirmemeniz için büyük bir çaba sarf ediyor. E, onu, bakın aynı çaba burada da var görüyor musunuz siz buradasınız artık başka şeyler konuşmaya başlamışsınız bu insan sizin ayağınızın dibine geliyor onun haricinde birileriyle biraz fikir ayrılığı yaşamınıza rağmen bir şekilde ortak noktada buluşabilirsiniz. Bir de bakın sanki birileri arabalarına binmiş ve kupa arabası gibi arabalara binmiş de bir yere doğru gidiliyor gibi görünüyor. Bu da davetler, şey işte düğünler, dernekler belirli bir yer olabilir. Yani böyle sıra sıra bir giriş var, kavimler göçü gibi. Burada da sevdiğiniz insanlarla bir şeyin böyle bir hani genel ya ayaküstü bir şeyler konuşuyorsunuz. Özellikle de S harfindeki bir kişiyle veyahut da bu kişi bir balık olabilir. Konuştuğunuz konu şey gibi. Ya tamam ama sonra konuşalım. Yani şu an müsait değilim. Ama karşınızdaki insan size önemli bir şey anlatıyor. Hani kötü bir şey değil, önemli bir şey anlatıyor ama böyle bir erteleme olayınız olabilir. Ne diliyorsanız neye niyet ediyorsanız her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Çünkü çok güzel bir akış var. Biraz daha planlar bu sefer iyi yapılmış. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.